Profesör Doktor Muhsin Kar hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun diyelim sizin şahsınızda. Tekrar olayla ilgili genel değerlendirmenizi aldıktan sonra biraz ekonomiye dair detayları konuşalım. Çünkü bundan sonra da bu konunun etkisi altında olacağız. Ben öncelikle bu darbe girişiminin lanetlediğimi, bu süreçte karşı koyan halkımızı, silahlı kuvvetlerimizi ve emniyet güçlerimizi, burada verdiğimiz şehitleri rahmetle yad ediyorum. Sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yani bu zor bir dönem. Yani Türkiye açısından kara bir gün olarak, kara bir dönem olarak anılacaktır. İnşallah da öyle kalacak. Bir daha da Türkiye bu tür menfur hadiselerle karşılaşmaz diye ümit ediyorum. İnşallah. Efendim siz bir iktisatçısınız ve son günlerde özellikle darbe akşamından itibaren herkesin iyi ki cuma akşamına denk geldi. Eğer hafta içerisinde olsaydı muhtemelen bütün piyasalar her ne kadar bu girişim püskürtülmüş bile olsa alt üst olacaktı. Yorumları vardı. Bizler halktan vatandaşlar olarak bile bu yorumları yaptık. Mutlaka bu tip darbelerin veya girişimlerin ekonomi üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri oluyor. Nasıl seyrediyor bu süreç? Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekir. Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerine baktığımızda gerek mali disiplin, bütçe açığı, gerek borçlanma, kamu borçlanma gibi temel unsurlarına baktığımızda güçlü bir, yani en azından veriler pozitif bir seyir izliyor. Yani eskiden siyasi krizleri, küçük siyasi krizlerde bile kurların fırladığı, faizlerin fırladığı bir dönemleri de gördük biz. Evet. Onlarla bunu karşılaştığımızda daha büyük bir, aslında direkt devleti hedef almış bir girişimle karşı karşıya. Çok büyük bir girişim. Bunun karşısında aslında ekonomik ajanların, ekonomik birimlerin tepkisinin daha olması, daha çok olması beklenir ama mevcut şey altında baktığımızda püskürtülmesinin de etkisiyle olsa ve bir de hem makroekonomik dinamiklerin sağlam olması, siyasal işte iktidarın görev başında olması gibi etkenlerle hemen ilk günden o ilk dalganın kur, mesela en belirgin unsur olarak söylüyorum, yani kur üzerindeki o en belirgin unsurun tersine döndüğünü görüyoruz ve Merkez Bankası da her hemen şey yolundaymış gibi, yani evet, tamam her türlü yardım yapacağını, her türlü önlem alacağına ilişkin pazar gününe açıklama yaptı ama pazartesi günü toplantısında da yani her şey rutinmiş gibi faiz indirimine de bile gitti. Evet. Yani belki bekleyebilirdi falan mesela bu çok kritik dönemlerde falan ama ona rağmen her şey normal şeyini izlenimini vererek faiz indirimine de giderek öyle bir adım attı. Şimdi bu kısa bir değerlendirme. Evet. Burada kurla ilgili bir şey sormak, hı-hı, istiyorum. Siz de bugün sosyal medya hesabınızdan benzer bir şey söylemişsiniz. Haber kanallarından da izleyicilerimiz gördüler. Darbecilerin dolaplarından çıkan dolarlar var. Genelkurmay Başkanlığı'nda yüklü miktarda döviz ele geçirildi ve darbeci subayların darbenin ardından dövizin artacağını öne sürerek hemen henüz bu hadise olmadan yüklü bir dolara sahip oldukları söyleniyor. Şimdi şöyle bir durum var. Asimetrik bilgi dediğiniz bir durum söz konusu. Şimdi kendileri darbe yapacaklarını bildikleri, düşündükleri için, evet, kendilerin en azından ben böyle tuzu kuru diyorum bunlara. Kendi önlemini, evet, alıyor. Sıradan vatandaşın bu darbe olacağına ilişkin bir fikri yok. Eğer o fikri olsa, yani darbe girişimine ilişkin böyle bir durum olacağını bilse o da önlemini alır. Geçmişte hatırlarsanız 2001 krizinde, evet, miydi? Merkez Bankası Başkanı, evet, ile ilgili böyle bir sorun vardı. Çünkü kendisi biliyor yarın daha farklı bir Türkiye'ye uyanacak Türkiye. Dolayısıyla kendisi bütün varlığını gün öncesinden dolara çeviriyor. Tahmin yani bu tür şey, asimetrik bilgi dediğim bu. Yani darbe olsaydı kur şu ankinden daha fazla olurdu. 3.8'di dün en yüksek, evet, yani dolar. Daha fazla olurdu. Yani darbe olsaydı, çünkü bir sürü ekonomi özgürlüklere ilişkin, girişimcilik başta olmak üzere, seyahat başta olmak üzere, giriş çıkış, yurt dışı seyahat hakları da başta olmak üzere birçok kısıtlama gelecekti.
Darbe hükümetlerine yurt dışının tepkisi farklı olacaktı, özel sektörün tepkisi farklı olacaktı, içerideki özel sektörün tepkisi farklı olacaktı ve makroekonomik dengelerin daha kötüye gideceği bir dönem olacaktı. Risk priminin arttığı bir durum söz konusu olacaktı ve bu da ister istemez kurun daha da yükselmesine neden olacaktı. Benim işte bu kur artışından yani kendilerinin başarılı olacaklarını düşünerek kendilerini işte kur riskinden korumak için böyle bir önleme gittikleri anlaşılıyor. Evet. Onu söyleyelim yani. Ve bu da aslında Türkiye'de yani bu darbe içerisinde en insanın canını acıtan esef verici hadiselerden birisi değil mi? İlerleyen dakikalarda gerçi çok farklı bir boyut ama izleyicilerimizle konuşacağız. Darbeci subaylar eşlerinin muhtemel bir zarar görmemesi için bir ay öncesinde hızla boşandıkları bilgisi bir ay içinde ciddi bir askerler içerisinde boşanma gerçekleştiğine evet. dair bir sürü veriyle karşılaşıyoruz. Peki programdan önce bahsettiğiniz bir demokratik sermaye kavramı var hocam. Bunu biraz açar mısınız? Bunu şöyle söyleyelim. Şimdi Türkiye'deki 27 Mayıs'a, 70'li yıllardaki muhtıralara, 80 darbesine baktığımızda bunun sermaye birikimine ilişkin, sermaye birikimine etkisine baktığımızda sermaye birikimindeki en büyük kırılmaları darbeler yaratıyor. Yani Türkiye'nin kalkınmasını, istikrarlı bir şekilde yürüyüşünü, devam etmesini, refah seviyesini artmasını da kırılmalar yaratıyor. Yani tamam siyasal krizler de oluyor zaman zaman koalisyon hükümetleri falan da oluyor ama bunların etkisi çok anlamlı değil. Asıl etkiyi bu darbeler yaratıyor. Yani sermaye birikimindeki kırılmayı yaratıyor da sermaye birikimi büyümenin en önemli şeyi. Büyümenin en önemli dinamiği. Yani yeni yatırımlar olacak ki işte o yatırımlar mevcut sermaye stoğuna ek olarak karşımıza çıkacak ve bu da büyümeyi olumlu etkileyecek. Bizim hızla kalkınmamızı, refah seviyemizi hızla artırmamıza katkı yapacak. Bunda kesintiler yaratıyor, kırılmalar yaratıyor. Yani şöyle diyelim, bir darbe olduğu zaman biz diyelim ki bir 10 yıl geriye gitmiş oluyoruz. Ekonomik olarak. Tabii ekonomik olarak da geriye gidiyoruz. Yani şey örnek için verdim, tarihi de ama kırılma yaratıyor. Diyelim ki siz yani uçağın kalkışını düşünün, belli bir hızla kalkıyorsunuz ama arada bir siz tekrar irtifa kaybediyorsunuz, tekrar yeniden çıkmaya çalışıyorsunuz. Bir darbe daha, bir daha aşağı düşüp yani öyle bir seyir izliyorsunuz. Böyle bir etki yaratıyor ekonomi üzerinde. Peki İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin bir ifadesi vardı. Ekonomide telaşa gerek yok, üçüncü sınıf bir darbeye birinci sınıf tekrar tedbirler alındı. Bir miktar gerileme olmakla birlikte hala Batı bankalarına göre çok sağlamız dedi. Ben katılıyorum. Yani başlarken de söyledim. Türkiye ekonomisi güçlü. Sorunları var. Yani hem onları şeyden önce de darbe girişiminden önce de her platformda konuşuyorduk. İşte cari açık, işsizlik falan. Ama bir çözüm de üretiliyor. Tabii tabii. Yani %4'lük bir büyüme, Avrupa Birliği'nin büyümediği bir dünyada, diğer ülkelerin negatif büyüdüğü bir ortamda %4'lük bir büyüme iyi bir büyüme. Ama Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veriyor muydu? Vermiyordu. Bizim kaygımız neydi? İşte yapısal reformlarla bunun daha da yükseltilmesini konuşuyorduk girişimden önce. Şimdi bu darbe girişiminin ekonomideki yani kur yükselmesi gibi ya da ufak tefek bazı şeyler görebiliriz. Yani bazı kısa vadeli bunların etkisi zikzaklar. Kısa vadeli ama bizim demokratik ortamı korumamız biraz önce bahsettiğim o demokratik sermayenin kesintiye uğramadan gitmesine katkı yapacak. Yani biz ekonomik özgürlüklerimizi hareket özgürlüğümüzü, girişim özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız. Yani olağanüstü hal bizim bunları engellemiyor. Bunu bilmemiz lazım. Evet. Olağanüstü hal bizim girişim özgürlüğünü, seyahat özgürlüğünü, işte fikir özgürlüğünü sınırlayan şeyler değil. Yani devletin hızlı etkin karar almasını sağlamaya yönelik aslında bir tedbir kararı. Peki tam da bunu söylemişken. Kesintiye uğratmadığı için uzun vadede bizim o yürüyüşümüzde bir kırılma olmadan devam etmesine katkı sağlayacak. Yani demokratik ortamın korunması. Evet efendim. Dün akşam Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu konuda bazı açıklamaları vardı. Olağanüstü hal kararı farklı boyutlarıyla konuşulurken ilk akla gelen şeylerden birisi iktisadi hayata tesiriydi. Olağanüstü hal dün mecliste onay aldı sevgili izleyenler. Dün gün içerisinde tamamlanan oylamada o hal ilanı 346 oyla kabul edildi. Görüşmeler sürerken kürsüye çıkan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ o halin nasıl uygulanacağına dair açıklamalar yaptı. İzledikten sonra konunun iktisadi boyutunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Asker elbiseleri içerisindeki bir grup
15 Temmuz 2016 tarihinde emir komuta zinciri dışına çıkarak uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, zırhlı araçlarla, bombalarla, ağır silahlarla seçilmiş Cumhurbaşkanına, seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, seçilmiş Başbakan ve hükümete, kısaca devlete ve 79 milyon aziz milletimize karşı Fethullah Gülen'in emir ve komutası altında hain bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Parlamento Cumhuriyet tarihinde ilk defa havadan bombalandı. Düşman yurdumuzu işgal ettiğinde top seslerini duyan parlamento ilk defa topun kendisini gördü. Bu düşmanlarımızın dahi yapmadığı bir saldırının Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir çete tarafından yapılmış olması son derece manidardır. Son derece düşündürücü bir ihanet saldırısıdır. Sivil vatandaşlarımızın üzerine hedef gözetmeksizin ateş edilmesi, keskin nişancılarla insanların vurulması, tankların masum insanların üzerine sürülüp onların şehit edilmesi, otomatik silahlarla, bombalarla etrafın yakılıp yıkılması, bütün bunlar bu terör örgütünün gerçekleştirmeye çalıştığı vahşice darbe teşebbüsünün vahşi yüzünü gösteren somut örneklerden sadece bazılarıdır. Bundan sonra Türkiye'de darbe teşebbüslerine teşebbüs edilebilmesinin önüne geçmek, halkımıza en büyük kötülüğü yapan, kamu düzenimizi bozan, ekonomimize zarar veren, demokrasimizi, hukuk devletimizi, milli irademizin tecelligahı meclisimizi ve seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümetimizi darbe teşebbüsüyle yok etmeye çalışan, devletimizi adeta bir kanser hücresi gibi sarmış bulunan bu Fethullahçı terör örgütüyle ve bu örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı, emniyet ve üniversitelerimiz başta olmak üzere kamu içindeki bütün uzantılarının kamudan temizlenmesi ve demokrasimiz, devletimiz, milletimiz, hukuk devletimizin emniyeti bakımından tam emniyetli hale getirilmesi ve bunların ülkemiz için, demokrasimiz ve hukuk devletimiz için bir daha tehlike ve tehdit olmaktan çıkarılması maksadıyla bu karar alınmıştır. Türkiye pek çok krizi yönetmiştir. Ancak karşı karşıya olduğumuz kriz diğer krizler gibi değildir. Ben şimdi bunlarla niye bu kadar mücadele edilmesine rağmen netice alamıyoruz ve bunları göremiyoruz diye sorduğumuzda bir arkadaşımızın cevabını buradan özellikle ifade etmek isterim. Bunlar Allah'a karşı dahi takiye yapıyorlar. Sana, bana karşı takiye yapıp gizlenmeleri o kadar zor değil. Allah'ı aldatanlar herkesi aldatırlar. Allah'la milleti aldatanlar yine Allah'la herkesi aldatmaya devam ediyorlar. Dün gün içindeki çok önemli açıklamalardan biriydi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı meclis kürsüsünden konuşmasını ekranlarınıza getirdik tekrar. Ve stüdyo misafirimiz sevgili izleyenler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muhsin Kar Hocam. Meselenin ekonomik boyutunu ve ilerleyen dakikalarda da dünyaya bakan yüzünü değerlendirmeye devam edeceğiz. Hocam olağanüstü halden bahsetmiştiniz. Bunun ekonomiye dair etkilerinin sınırlı olacağından söz etmiştik ki dünkü o kabulün ardından gerçekleşen konuşmayı paylaştık. Tabii hükümet kanadından sıkça açıklamalar geliyor. Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması vardı. Onu izleyicilerimizle hem paylaşalım dilerseniz hem de bu mevzuyu nasıl değerlendirebileceğinizi duyalım. Şimdi dış dünyada özellikle bir Türkiye'nin bir dezenformasyon var. Evet. Yani genel olarak baktığımızda gerek düşünce kuruluşlarının yazılarında gerek bazı bilinçli yapıyorlar tabii ama şunu da görmek lazım. Gerek Cumhurbaşkanımızın gerekse ekonomi yönetiminin hem de diğer siyasi yöneticilerimiz de kendi görev alanlarıyla ilgili yapıyorlar da
Cumhurbaşkanımızın mesela her gün akşam bir açıklaması bir, var. Bir televizyona evet. konuk olması, süreçle ilgili bilgilendirmesi bu çok önemli. Aynı benzer şeyin ekonomi ayağında da yapıldığını görüyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisi dışa açık bir ekonomi. Yani işte ithalat ihracatın toplamının gelir oranı %50 civarında. Yani dışa komple entegre bir ekonomi. Hem finansal anlamda hem reel anlamda dış dünyayla eklemlenmiş durumda. Dolayısıyla insanlar işte ihracatçı meclisinin başkanının açıklamalarından da görüyoruz bunu. Biz çok sözleşme yaptığımız, mal teslim edeceğimiz, alacağımız olan, işte ödemelerimiz olan karşılıklı yabancı ortaklarımızdan, yabancı iş yaptığımız müşterilerimizden işte ne oluyor falan şeklinde açıklamalar, sorular sorulduğunu. Ama biz her şeyin normal olduğunu, Türkiye'de siyasi iktidarın görevine devam ettiğini söylediğimizde rahatladıklarını, mal tesliminde herhangi bir sorun yaşanmayacağını, ödemelerde herhangi bir karşılıklı ödemelerde bir aksama olmayacağına dair açıklamalarımızın önemli olduğunu ifade ediyor diye açıklamalar yapılmıştı. Bu kapsamda Mehmet Şimşek'in, Sayın Bakanımızın açıklamalarına geldiğimizde ekonominin ekonomiyle yani yaşanan siyasi sorunların ekonomiyle ilişkisinin nasıl olacağına ilişkin dün yurt dışındaki evet. ünlü yatırımcı şirketler, firmalarla telekonferans şeklinde bir görüşmesi evet. oldu. Orada Türkiye'nin piyasa ekonomisinden yani mevcut uyguladığımız ekonomik sistemden herhangi bir değişiklik olmadığını, yani bunda piyasa ekonomisi, piyasa dostu ekonomi politikalarını izlemeye devam edeceklerini ifade etti. Bu şu anlama geliyor. Tabii yani bu piyasa ekonomisi sadece yani bunun hak ve özgürlükler boyutu da var. Yani evet. işte para hareketlerinde, yurt dışına yurt içine hareketlerinde bir sorun yaşanmayacağını, yatırımcıların haklarının güvence altına alındığını, yani böyle bir ortamın devam ettiği anlamına geliyor. Bunlar olumlu şeyler. Ardından yapısal reformlara devam edeceklerini, hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti. Yatırımcıları yine daha Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti. Yani bu açıdan önemli. Ben şu yani dışarıya... Yani Türkiye'deki yatırımlar ve özellikle dış sermaye ile ilgili tereddütler ilk andan itibaren akıllarda şüphe oluşturan şeylerdi. Tabii, tabii, onu... Hem içeriye teskin edici açıklamalar vardı tabii. hem de dışarıyla evet. diplomatik görüşmeler bir taraftan da devam zaten ediyor. Zaten şey görüyoruz yani Türkiye'de genel olarak iş dünyasının beklentilerinde çok böyle önemli bir kırılma falan evet. yok. Onlar... İş dünyası zaten o gece ilerleyen evet. saatlerde açıklama yaptı evet. Ve TOB Başkanı karşı olduklarını... evet, diğer... kurumlar ve kuruluşların da yüksek sesle biz toplumu hem sakinleştirmeye yönelik hem de bunu reddeden açıklamalarını gördük. Yani şimdi junta dönemlerinde ya da darbe ardından gelen sıkı yönetim dönemlerinde hak ve özgürlüklerdeki bunlar askıya alınması, bastırılması çok ciddi anlamda sonuçlar doğuruyor. Biraz önce söylediğim o demokratik sermaye dediğim ondaki kırılmalar yarattığı zaman geriye düşüyoruz yani bir diyelim ki darbenin işte büyüklüğüne bir de şöyle bir şey var mesela geçmişte Türkiye ekonomisindeki darbeler milli gelirin falan çok düşük olduğu dönemlerde oldu şimdi biraz önce söyledim Türkiye ekonomisi dışa açık bir ekonomi evet. milli gelir kıyaslanamayacak kadar yükseldi 10 bin dolar yükseldi. Civarında yani bunun insanların yaşam standartlarına ciddi anlamda katkı yapardı mesela en basit bir şey söyleyelim demokratik ortam askeri yönetimlerin olduğu dönemlerde hukuk da askıya alındığı için bu hukukun askıya alınmasının ekonomiye de ciddi etkileri vardı. Olumsuz etkiler yaratıyor bu ve milli gelirde ciddi düşüşler meydana gelirdi. Mesela en basit şey kimse sorgulayamıyor. Mesela harcamaları şunları bunları evet. sorgulamıyor. Gereksiz harcamalar, yolsuzluklar bu otoriter dönemlerde daha fazla artar. Mesela bu böyledir yani ne kadar otoriterse bir şey bir yapı mesela o tek parti şeylerinde yapılarında bunu görüyoruz yani. Evet. Peki hocam Standard & Poor's'un bütün bunları tekrar konuşurken yeniden gündeme getirmek gerekir aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması vardı ona dair ama kredi notunu düşürmesini ve Türkiye'yi negatife çevirmesini dışarıdaki algı bağlamında nasıl buluyorsunuz? Bir de kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke ekonomisi üzerinde genel etkisi nedir?
Şimdi şöyle söyleyelim, dünyada işte meşhur Standard & Poor's, S&P, evet. Moody's and Fitch var. Evet. Yani oligopol bir yapı var. İki tanesinin büyüklüğü %85'lere falan tekabül ediyor. Bir tanesinin %15'lere falan tekabül ediyor. Yani böyle bir yapı söz konusu. Ama bu yapı ülkeleri ve ülkelerin şirketlerini derecelendirerek bir algı mı oluşturuyor? Algı oluşturuyorlar tabii. Yani, bir sürecin yönetimine bir etkisi bakın, oluyor. Mesela en basiti şöyle söyleyeyim. Yani bunlar tamam önemli ama bir anlamda önemli, bir anlamda önemsiz. En basiti şunu ifade edelim. Mesela 2008'deki Amerika'daki finansal krize bakalım. Bu şirketlerin... Mortgage krizinden evet, mortgage krizinden evet. Bahsedelim. Bu şirketlerin en yüksek puanla derecelendirdiği, evet. Yani 3A ile derecelendirdiği şirketler bir gün sonra iflas etti. Evet. Yani orada çok kirli ilişkiler falan söz konusu. Amerika bu şirketlere karşı dava açtı. Benim ekonomimi... Lehman Brothers'lardan. Tabii tabii. Değil mi? Tabii dava açtı Amerika şirketi şeye buna karşı. Avrupa Birliği bu kredi derecelendirme şirketleri daha çok Amerika merkezli. Avrupa Birliği bizi olduğumuzdan daha düşük derecelendiriyorsunuz diye eleştirmeye başladılar ve kendi şirketlerini kurmaya başladılar. Çin hakeza benzer şekilde ayrı bir şey kurmaya başladı. Kendi derecelendirme şirketini kurmaya başladı. Nitekim ilerleyen yıllarda Çin'den işte borçlanmak isteyen şirketler ya da ülke tasarruf fazlası var çünkü orada. Ülkeler olduğunda onlara dedi ki benim şirketime gelin, derecelendirmeyi benim şirketim yapsın. Ben o S&P ya da Moody's ya da Fitch'i tanımıyorum. Evet. Benim kendi şirketim şey yapacağım. Benim kendi şirketim sizin ülkenizin ya da şirketinizin derecelendirmesini yapacak. Onun yaptığı puana göre de ben size kredi vereceğim şeklinde. Evet. Yani bunlar tartışılmaz şeyler değil. Yani ciddi anlamda bunların uygulamalarının yanlı iş yaptıklarına ilişkin bilgiler var. Ciddi bu konuda bilgiler söz konusu. Bunların değerlendirilmesi evet, lazım diyor. Değerlendirilmesi lazım. Evet hocam devam edeceğiz. Bir stüdyonun dışına çıkalım. Başbakan Sayın Erdoğan şu anda TürkSat'ta bir açıklama yapıyor. İzledikten sonra tekrar döneceğiz. Sevgili izleyenler, Türkiye özellikle Ankara'da hareketlilik devam ediyor. Siyasilerin bu darbe girişimi esnasında zarar gören yerleri ziyaretleri de sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım bugün özel kuvvetlere bir ziyaret gerçekleştirmişti. Biz de yayınımızı keserek az evvel TürkSat'a gittik ve tekrar stüdyoya dönüyoruz. Profesör Doktor Muhsin Kar hocamla işin ekonomik boyutunu ve ilerleyen dakikalarda da Avrupa Birliği'ne bakan yönünü konuşacağız. TürkSat'ta bir ziyaret gerçekleştirildi. Hocam siz de arada dediniz ki benim de ev arkadaşım oradaki saldırılar esnasında şehit oldu. Başsağlığı dileyelim tekrar size. Evet, Allah razı olsun, sağ olun. Yani 2 yıl aynı evde kaldım. Ahmet Özsoy, biz yani büyüğümüzdü. Evet. Büyüğümüz olduğu için de abimizdi. Hep güler yüzlü tanıdık onu. Her zaman da öyle karşıladı bizi. Yani hep güler yüzlü. İnşallah cennette de o güler yüzüyle bizi selamlıyordur. Rabbim mekanı İnşallah. Cennet eylesin. Amin. Tekrar başsağlığı diliyoruz bütün yakınlarına ve şehit olan bütün yakınlara, onların yakınlarına başsağlığı, kendilerine de Allah'tan rahmet diliyoruz ki bizde gazilerimiz var, gazilerimizle beraber şehitlerimiz de var elbette. Dün ekip arkadaşlarımız bu şehit ailelerinden birine gitmişti. Diyanet şehitlerinden Ali Atik'in ailesine gitmiştik. Gazi İmam Hatip Hüseyin Çınar ve ailesine de geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. İlerleyen dakikalarda bu görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Tekrar dönelim. Şimdi en son Standard & Poor's'tan söz etmiştik. Yani Türkiye'nin biraz dışarıyla ilişkisiydi bu. Hocam Avrupa Birliği'ne gelirsek eğer, Avrupa Birliği aslında şu anda kaotik bir süreç yaşıyor. Bu mevzular olmadan önce özellikle bu seneye damgasını vuran Avrupa Birliği içerisinde Fransa'daki terör saldırıları oldu. Ama onun hemen akabinde bir Brexit kavramı ortaya çıktı. Britanya'nın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla neticelenen bu
kamuoyunun verdiği karar Avrupa Birliği'ni zaten karıştırmıştı. Bir taraftan da siz az evvel arada da bahsettiğiniz yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve bunlar onun adımlarıydı. Bu süreç Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkilerini nasıl etkiliyor? Sormamın sebebi şu, çok geç ses verdi Avrupa Birliği genel manada. Yani aslında bence Avrupa Birliği'nin yani bir iç içe krizleri yaşıyor Avrupa Birliği. Yani Avrupa Birliği'ne tek bir kriz yok aslında. Birçok krizi birlikte yaşıyor. Evet. Ekonomik kriz yaşıyor. Sosyal krizler yaşıyor. Liderlik krizi yaşıyor. Yani kimlik krizi yaşıyor. Yani nereden görüyoruz bunu? Türkiye 3 milyon Suriyeli misafir ediyor. Bir çatışma yok, bir ciddi bir karşı çıkma yok. Vatandaşlığı olur mu olmaz mı onu konuşuyoruz, onu tartışıyoruz. Yani kabul ettikleri Suriyeli mülteci sayısı çok sınırlı iken çok sesleri çıkıyor. Evet. Yani bundan görüyoruz. Bir dönem şöyle konuştuk. Hatırlarsanız çok küçük bir grup gitti. Hangi ülkeydi şu an hatırlayamıyorum. Havaalanında çiçeklerle karşılandılar ve Türkiye oturup kendi kamu diplomasisini konuşmaya başladı. Evet. Ki geçtiğimiz yıllarda İbrahim Kalın başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı bir kamu diplomasisi birimi oluşturuldu ve onun şu anda kültürel diplomasiye dair soft power dediğimiz o güce dair bir etkisi var. Bunu da hatırlamak lazım değil mi? Avrupa Birliği o imajı iyi oluşturuyor. Belki hatta olaydan yapacağı şeyden önce belli bir algı operasyonuna yani, gidiyor zaman söyleyeyim. Zaman. Yani ekonomik krizi var. 2008'de Amerika'da başlayan, evet, aynı yıl Avrupa'yı etkilemeye başlayan. Hala Avrupa Birliği yani 2008'den beri büyümüyor. Büyümüyor yani. Bir resesyon. Toplamda büyümüyor yani. Ha, tamam Almanya pozitif büyüyor ama Yunanistan negatif büyüdüğü için ya da diğer İspanya negatif büyüdüğü için nötr hale getiriyor, dengeliyor onları. Şimdi bununla birlikte işsizlik artıyor, mülteci kriziyle birlikte kimlik krizini yaşıyor. Yani ötekileştirme, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi aslında Avrupa Birliği liderlik krizi yaşıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış liderler ya da onların hemen arkasından gelen liderler yani 49-51'de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kuruldu. Evet. El sıkıştılar. Dediler ki Avrupa'yı biz bir istikrar bölgesine dönüştüreceğiz. Düşman kardeşleri barıştırarak buranın refahı barışmaktan geçiyor diye ifade ettiler. Öyle bir şey yaptılar. Ama bugün Avrupa Birliği'nde böyle Avrupa Birliği'nin içinde yaşadığı krizlerden çıkaracak bir liderlik yok. Mesela Türkiye'nin üyeliği Avrupa Birliği'ni küresel güç olma anlamında önemli yapacak bir pozisyondayken bundan ısrarla kaçınıyor. Stratejik önceliklerini kaybetmiş durumda Avrupa Birliği. Yani stratejik önceliklerini kaybetmesi de ciddi sorunlar yaratıyor. Yani yeni dünya kuruluyor derken evet, şöyle bir şey söylüyorum yani aslında ben. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan bir ekonomik ve siyasi düzen var. Yani Birleşmiş Milletler çatısı altında, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü bunlar kapsamında oluşturulan bir yapı var. Ama o yapı artık şeyi taşımıyor. Mevcut dünyanın sistem mi? İçin, mevcut durumunu taşımıyor. Neden? İşte IMF'nin ya da işte Dünya Bankası'nda etkin olan, söz hakkı olan devletlerin ekonomik gücü azalırken burada söz hakkı olmayan ülkelerin ekonomik gücü artıyor. Dolayısıyla IMF kapsamında ya da IMF'nin yani IMF kapsamında alınan kararlarla dünya ekonomisini yönetmek artık mümkün değil. Evet. Onun için işte G20 gibi platformlar, ara platformlar ortaya çıkıyor. G20 gibi ara platformlar ortaya çıkarak yönetmeye çalışıyorlar. Peki bu süreçte, özür dilerim hocam, peki bu süreçte Türkiye ile ilişkilerini sizce nasıl götürdü? Yani hem darbe hem de onun öncesinde Türkiye'de terör saldırıları da yaşandı. Ve siz Türkiye ile Avrupa'nın ilişkilerinin böyle belli kurumlar üzerinden yürütüldüğünü ve direkt ilişki kurmakta Avrupa'nın çekingen davrandığını mı söylüyorsunuz? Şöyle söylüyorum aslında ben. Yani Avrupa'nın yaşadığı kriz Avrupa'yı içe kapatıyor. Evet. Yani bunu nerede görüyoruz? Mesela yıllardır işte Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da bunlar demokrasi diyemediler zaten ama işte good governance yani iyi yönetişim öneriyorlardı buralara. Evet.
Ama bir Arap Baharı geldi. Arap Baharı'nda biz Avrupa Birliği, Barcelona süreci diye bir şey var onların. Barcelona sürecinde işte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun işte hesap verebilir yönetimlere dönüşmesi. Yani bir işte kısmen demokrasi diyemiyorlardı oraya ama dediğim gibi iyi yönetişime dönüşmesi diye ifade ediyorlardı. Ama biz Arap Baharı döneminde Avrupa Birliği'nin demokrasiden yana tavır koyduğunu görmedik. Evet. Yani içe kapandı. O dönemde Türkiye'de de inanılmaz bir demokratikleşme, özgürlüklerle ilgili bir dönem yaşandı. Yani 2000'den başlayarak işte 2011'lere kadar ciddi anlamda bir hak ve özgürlüklerin önüne açıldığı, ekonomik anlamda refahın arttığı bir döneme tekabül etti. Yani ve ardından Avrupa Birliği 2009'da krizde, yani ekonomik kriz devamında diğerlerini de getirdi. Yani liderlik krizini, liderlik krizini, stratejik karar verememe gibi durumların da ortaya çıkardı. Bu tip böyle bir ortamda zaten Avrupa Birliği de yani içe kapandığı dönemde Türkiye ilişki şey yapamadı. Neredeyse dondu ilişkiler. Mülteci kriziyle birlikte bir fırsat doğdu ama bunu da Avrupa Birliği tepti. Yani işte oraya terörle mücadeleyle ilgili maddeyi ekleyerek ciddi anlamda şey yaptı. Yani böyle bir hassas dönemde Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik, varlığına ve bütünlüğüne yönelik terör, bölücü terörün şehirlere kadar indiği bir ortamda, bazı ilçeleri de hendekler kurduğu bir dönemde Türkiye'de terör yasasını değiştirmesini talep etmek akla ziyan. Yani kendilerinde bir terör eylemi olduğunda hayatı felç ediyorlar aldıkları önlemlerle. Hala olağanüstü halle yönetiliyor Fransa, Brüksel'de yine devam ediyor bunlar. Ama Türkiye devletin varlığına yönelik olarak yani şeyle karşı terör kınıyoruz yani Fransa'dakinde ve Brüksel'dekinde kınıyoruz yani insanlık suçu. Türkiye bu olaylar olduğunda karşılaştırdığınızda yani çok hızlı boyutu, bir tepki ve bir refleks veriyor. Yani Türkiye'nin şu anki darbe girişiminin boyutunu ve büyüklüğünü kapsamını şey yaptığında direkt devleti hedef alan bir şey. Yani dünyanın aslında şu anda ortak bir terör gündemi var zaten. Evet. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa Birliği'nin de var. Bunun kapsamını aşan bir darbe girişimine karşı mevcut pozisyonunu bir cümleyle değerlendirirseniz ne dersiniz? Yani ben Avrupa Birliği'nin sınıfta kaldığını düşünüyorum. Peki efendim. Bir Avrupa'ya gidelim o halde. Son görüşlerinizi almak için tekrar döneceğim. Diyanet İşleri Başkanlığı Viyana Din Hizmetleri Ateşesi Mehmet Fatih Karadaş'a uzanacağız sevgili izleyenler. Hem orada neler yaşandı hem de sonrasındaki süreci değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Zayda Hanım. Teşekkür ediyoruz. Avusturya, Türkiye vatandaşlarının yaşadığı ülkelerden bir tanesi. Viyana'da, başkentte acaba o akşamdan itibaren nasıl tepkiler oldu? Bunun hem yerel halk hem de diğer gruplar açısından bize değerlendirir misiniz? Evet. 15 Temmuz akşamında yani halkımız bunu haber alır almaz. Gerek televizyon gerekse sosyal medya vasıtasıyla. Çok hızlı bir şekilde refleks gösterdi, tepki verdi. Bizlerle birlikte Büyükelçiliğimizin önünde halkımız, yani polisin ifadesine göre 6000 kişinin bir araya geldiği, bu demektir ki yaklaşık 10.000'e yakın kişinin çok kısa bir sürede hemen organize olarak Büyükelçiliğimizin önünde bir araya geldi. Uzak diyarlarda vatanımızın, milletimizin, devletimizin, hükümetimizin yanında olduğuna dair hem sloganlarıyla hem duruşlarıyla ellerinde taşıdıkları bayraklarla gerekli tepkiyi hızlı bir şekilde verdiler. ancak tabii ki bu buradaki yaşayan vatandaşlarımızın tepkisi. Ancak Avrupa'da yaşıyoruz. Bu ülkenin bakışı ne haldedir? Evet. Bir de bunu aslında masaya yatırmak gerekiyor. Şu an diğer Avrupa ülkelerinde de zannımca aynısı söz konusudur. Avusturya'da zoraki bir kabul gibi şu an basında bu geliyor. Yani bir darbe kalkışması oldu. Bu darbe kalkışması demokrasiye karşı yapılmıştır. Ancak burada bir demokrasi zaferi yoktur. Şu an despotik bir idareye gidişatın yol taşları döşeniyor diyerek maalesef bu şekilde Avusturya basını görmeye başladı. Evet. Bu bizi hem rencide ediyor hem de üzüyor tabii ki. Biz şu an buradaki bütün STK'lar,
Büyükelçiliğimizin de başkanlığında bu konu üzerinde Türkiye'deki verilen bu haklı mücadelenin, demokrasiye sahip çıkmanın ve burada bu mücadele verirken yitirilen canların, bunları şu an çeşitli platformlarda, farklı ortamlarda anlatma gayreti içerisine girdik Sayın Hanım. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Bunları bizimle paylaştığınız için size iyi çalışmalar diliyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Vatanımız sizlere, Türkiye'dekilere emanet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Vatan hepimizin diyelim ve dönelim tekrar. Stüdyo misafirimiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muhsin Kar hocam. Hocam tam da söylediklerimizin üstüne Diyanet İşleri Başkanlığı'dan bir yetkili az önce bize bağlanan hocamız dediler ki Viyana'dan din ateşimiz. Evet, burada olay artık daha farklı bir biçimde yankı bulmaya başladı ve bu kavramı, bu diktatörlük meselesini son yıllarda özellikle Avrupa basınında sıkça duyuyoruz. Şunu sormak istiyorum son olarak, bu tip haberlerle karşılaştığımızda genelde tepkimiz ya öfke şeklinde ya bir biz bunu değiştiremeyiz, mecburiyet, geri çekilme biçiminde olabiliyor. Az önce Fatih Bey'den de dinledik, olayın böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz denildi. Kamu diplomasisi bağlamında ve hepimize düşen şey nedir? Mesela gençlerimize sıklıkla o gece bildikleri yabancı dilde özellikle Twitter üzerinden bilgi aktarılması gerektiği söylenmiş oldu. 34 milyon tweet atıldığı söyleniyor. Ne dersiniz? Yani tabii ki yani yurt dışındaki yayınlara baktığımızda ciddi bir dezenformasyonun olduğunu görüyoruz. Tabii acaba bazı yani Stratfor'un Cumhurbaşkanlığı uçağının rotasını bile yani o mudur değil midir bilemiyoruz da yani uçağı diye yayınladığı bir ortamda hazırlıkların sanki böyle bazı mihrakların hazırlık yaptığı gibi bir intibayı da edilmiyor değiliz. Yani Türkiye'deki geçmiş darbelere baktığımızda her zaman bir uluslararası ayağı vardı. Evet. Yani bunun da uluslararası ayakları yakında deşifre olacaktır. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Yani öncelikle yani sanki Batı demokrasiyi kendisine özgü bir endekslemiş durumda. Diğerlerinin diğer ülkeler için demokrasiyi o ülkeleri manipüle etmek için kullanıyor gibi bir intibaya kapılıyorum ben. Yani Türkiye'nin mesela diyelim ki 2011 dönemindeki demokratikleşme o sessiz devrimini yapan bir iktidarı siz Gezi'den başlayan bir süreçle yani başka taşeronlar üzerinden istikrarını bozmaya çalışan bir şey içerisine girmek yani illegal yapılar üzerinden Türkiye'nin istikrarını yapmaya çalışmak ardından işte terör örgütü bölücü terör örgütü üzerinden karıştırmaya çalışmak şimdi başka bir şey üzerinden çalışmak ben bunları çok art niyetli olarak düşünüyorum. Yani burada bizim Türkiye'nin dostlarımız dedikleri yani Türkiye'ye dostumuz diyen ülkelerin açık olmaları, şeffaf olmaları ve Türkiye'nin seçilmiş, halkı tarafından seçilmiş meşru hükümetiyle şeffaf ilişkiler kurmalarından yani böyle bir tavır geliştirmeleri lazım. Bunun için de terör örgütlerini maşa olarak kullanmaktan vazgeçmeleri lazım. Bunun için de biz demokrasimize onlar istemese bile sahip çıkacağız. Ve şu anda yani belki geçmişte sol hep darbe karşıtı görün verdi ama işte darbe geldikten sonra belki bedelini de ödedi ama darbenin olma aşamasında refleksi zayıf oldu. Evet. Ama Türkiye toplumu her yani ırktan diyelim, dinden, mezhepten, coğrafi yapıdan topyekun bir şekilde buna dur dedi. Evet. Ve demokrasisine sahip çıktı. Yani ben şunu düşünüyorum yani Avrupa'ya rağmen biz demokrasimize sahip çıkacağız. ve ancak birlik beraberlik içerisinde demokratik yapı içerisinde yani Türkiye'nin yani Türkiye'nin çeşitliliğini düşündüğümüzde her anlamda söylüyorum bunu. Demokratik yönetim bizim tek alternatifimiz, tek çözümümüz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bunları bizimle paylaştığınız ve gelip gündemi değerlendirdiğiniz için iyi çalışmalar diliyorum size.
Teşekkürler. Ben de iyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, birazdan olayı farklı bir boyutuyla değerlendirmeye devam edeceğiz. Stüdyo konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doçent Doktor Mustafa Sarıbıyık olacak. Bu değerlendirmeyi yapmadan önce iki gün evvel gerçekleşen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in başkanlık ettiği 81 il müftüsünün ve üst düzey Diyanet çalışanlarının katıldığı bir il müftüleri toplantısı vardı. Hem oradaki deklarasyonu 9 maddeye sıkıştırılmış olan 9 maddeden bizim sıkıştırdığımız o başlıkları hatırlamış olalım. Hem de Türkiye neler yaşadı hep beraber bir hatırlayıp tekrar stüdyoya dönelim. Milletimiz, ülkemiz çok büyük bir suikaste maruz kalmış, menfur bir darbe girişimine sahne olmuştur. FETÖ-PDY'ye yapılanması olarak adlandırılan isyancıların, önce Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesini ele geçirme, ardından seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümeti görevden uzaklaştırma, milli iradenin temsil edildiği parlamentoyu feshetme, emniyet güçlerini etkisiz hale getirme ve bunun sonucunda anayasal düzeni askıya alarak yönetime el koyma girişimi, aziz milletimizin feraset, cesaret ve kararlılığıyla boşa çıkartılmıştır. Allah'a hamdolsun. Tüm milletimiz yek vücut olmuş, göğsünü siper ederek bu hain kalkışmaya dur demiştir. Bu cuntacı kalkışmaya adını veren yapı, devleti ele geçirme hayalleri kurarak, hile, aldatma, ayartma, beyin yıkama, usulsüzlük yapma ve şantaj gibi türlü yollarla sivil ve askeri bürokrasiyi ele geçirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Masum insanların maneviyatını çalarak, din duygularını istismar ederek, muğlak ve demagojik söylemlerle, sahte ve tutarsız beyanlarla, mistik hezeyanlarla, aldattıkları masum insanları, iradeleri ellerinden alınmış birer güdümlü unsura dönüştürmüşlerdir. Bu cuntacı darbe girişiminin, güdümlü FETÖ-PDY'ye mensuplarınca gerçekleştirildiği milletin hakim kanaati olarak tescillenmiştir. Yıllardır kendilerini muhabbet fedaileri olarak bize lanse eden bu topluluğun aslında birer husumet fedaisi olduğu gerçeği artık hepimizin farkında olduğu bir hakikate dönüşmüştür. Yaşadığımız bu dehşet saatlerinin ilk anlarından itibaren cuntacılara ve ihanet şebekelerine karşı duran, kendi görevini müdrik din görevlilerimizi, din gönüllülerimizi müftüsünden imamına, müezzininden Kur'an öğreticilerine kadar hemen hepsini saygıyla yürekten kutlarız. Milleti birbirine düşürme, tamamlayamadıkları hesaplarını başka hile ve desiselerle yeniden harekete geçirme konusunda olası girişimlere karşı hepimizin, bütün il müftülerimizin, bütün din gönüllerimizin müteyakkız olması gerekir. Başta bu yapı olmak üzere dini veya etnik yapılarla bağlantısı maruf olanların
istismarcı unsurlarla ilişiği bulunanların başkanlıktaki mevcudiyetine müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. İslam dünyasının muhtelif ülkelerinde, bilhassa yakın geçmişte uygulanan, milleti birbirine düşürme, fitne ve fesat ortamı oluşturma, kaos yaratma ve çatışma zemini oluşturarak kamu düzenini bozma, siyasi istikrarsızlıklar çıkarma ve ülkeleri bölme girişimleri asla dikkatten uzak tutulmamalıdır. İnanış, düşünce ve yaklaşım farklılıklarını bir tarafa bırakarak 79 milyonun birbirine kenetlenme zamanıdır. Milletin hukukuna, milli iradeye, özgürlüklere, demokrasiye ve ülkemizin maddi ve manevi bütün kazanımlarına hep birlikte sahip çıkma zamanıdır. Bu ihanet hareketine karşı soylu direniş, aynı zamanda bir adalet ve merhamet direnişi olarak tarihe yazılmalıdır. Rabbimiz, aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Vatanımızı ve milletimizi her türlü fitne ve fesattan muhafaza eylesin. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım.